Erenköy'ün 70 haneli yeni mahallesindeki camide uzun yıllardır imam bulunmuyor. Yıllardır ibadete kapalı olan caminin çevresi ise bakımsız bir halde. Köy hafızı Aşır Sayyar yetkililere sesleniyorum. Bu caminin ibadete açılması için bize yardımcı olun diye konuştu. Yıllardır camimizin acısı işler acısı. Kahveye gelen yetkililere de defalarca anlattım. Bu camiye, bu yol kenarı olduğu için buraya ibadet etmek için bir sürü gelenler var. Belki burası Türkmen köyünde ama yola sıfır bu cami. Gelen insanlar ibadetini yapmak istiyor ve buradan kızgın bir şekilde dönüp gidiyor ve bana söylüyorlar bunu, tepkilerini gösteriyorlar. Bu caminin halini. Ben yetkililere sesleniyorum burada. Bu cami burada olduğu sürece burada insanların ibadet etme hakkı var. Buraya bir gelsinler, gel bir lojmanmış, ne gerekli imammış, hocaymış, ne gerekiyorsa yapsınlar ki insanlar buradan yoldan geçen insanlar, Avrupa'dan gelenler var. Burada ibadetlerini yapmak isteyen insanlar var ama bir türlü yetkililere ben bunu anlatamadım. Köy sakinlerinden Yılmaz tezisi burası tamamen Türkmen köyü. Türkmenler haricinde hiç kimse yaşamıyor. Camimiz 7-8 seneden beri imamsız. İmam gelmeyince de cami viraneye döndü, dedi. Defalarca söylememe karşın, her seferinde bana tamam hallederiz yaparız dediğine karşın hala bu camiye ne bir imam geldi, imam da gelmeyince bu cami bizim olduğu viran vaziyette. Öte yandan Çanakkale Müftü Yardımcısı İbrahim Sezgin, köylü veya muhtarın bu konuyla ilgili talepleri olup olmadığını bilmiyorum. Ama ihtiyaç varsa, lojmanı varsa, cemaati varsa elbette ki devletimiz oraya bir imam tayin eder. Çanakkale'ye şu anda 65 imam tayin edildi ama bizde boş kadro 130 tane, 65'i boş. Böyle durumlarda ihtiyaç oranı fazla olan yerlere öncelik veriliyor, diye konuştu.